Agalarım herkese selamlar. 5 Mayıs 2024 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlenecek herkese bol şanslar. Öncelikle videoyu cuma gecesi şu an saat 2.40 gece çekiyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Emek büyük gerçekten. Sizler de 10 saniye ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkür ederekten de başlayalım. En azından bir emeğine sağlık yorumu yeterli olacaktır. Önce maç skoruyla başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Pazar günü olması kaynaklı. Bilen 3 kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Liverpool'la Tottenham'ın maçı var. Maç skoru ne olur sizlere de sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilenler arasından 3 kişiyi çekilişle biz belirleriz. Gruplarımıza da misafir ederiz zaten. Mayıs ayının sonuna kadar. Her türlü soru görüş öneri de WhatsApp iletişimi hattından benimle doğrudan iletişimi kurabilirsiniz. Yorumlarda ve açıklama kısmına direkt linki var. Linki tıklayarak da zaten WhatsApp'ta mesaj gönderebilirsiniz. Numara ekranda gördüğünüz üzere 0534 446 59 89 isimli numaradır. Geçtim mislerle devam edelim. Önce perşembenin misleri, mislileri başlayalım. Perşembe 2 adet mislim vardı. 4000'e 2000. Olympiakos'un galibiyetine 4000 olarak değerlendirdim. Aston Villa'nın da iki atarına 2000 atmıştık. Perşembenin misleri geldi mi? Geldi. Peki cuma neler yaptık? Veya cuma misli alınır mı diyerekten de. Cuma mislisi ekranda. Arkadaşlar cuma günü de yine aynı iki tane misli aldım. Luton Everton mücadelesine 2000 misli olarak değerlendirdim. Karşılık gelecek goller maç 1-1 bitti zaten. Tertemiz kazandık. Bir de Fenerbahçe Monaco'nun maçı vardı. Ben Monako 10 fark yemez verdim. 1.41 gibi yasal duranı vardı. 1500 misli olarak değerlendirdim. O da geldi arkadaşlar. Monako 10 fark yemedi. Hatta mücadeleyle kazandı. Yüksek mis seviyesinde bir kasa hesabı yapıldığı için burada yüksek misle bahisler veriliyor. Cumartesi verildi. Pazar da aynı şekilde yüksek misli bahislerimiz burada mevcut olacak. Sadece onlar değil ideal kuponlar, ana kuponlar, alternatif kuponlar, Avrupa kombini, tekliler ve sistem kuponları da hepsi yine kata telegram gruplarımızda oluyor. Hatta güzel beğeni gelirse her gün açık telegram gruplarında zaten attığımızı biliyorsunuz. NBA de aynı şekilde var. İki gündür NBA serimiz vardı. Cuma gecesi oynanacak maçlar var. Hatta oynanıyor şu an. O maçlara da kupon verdik. Umarım gelir seri 3'te 3 olur. NBA kuponları da ekstradır. Tadı tuzdur diyerekten de. Canlı olarak zaten hafta sonu ekranda olacağız. Cumartesi, pazar aynı şekilde. izlemiş olduğumuz maçlarda canlı tercih yaparak her gün olduğu gibi yine güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız. Herkes açık ekran grubunda açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya tıklayarak da sizler de buradan ücretsiz olarak da yapılan bazı paylaşımlardan faydalanabilirsiniz. Şöyle başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinin gelmesidir. Başka bir isteğimiz yok açıkçası. Antwerp'te Kulüp Buruj'la karşılaşacak. Şimdi Kulüp hafta içinde bir mücadele oynadı. Perşembe günü izlemişsinizdir belki. Fiorentina mücadelesi. Fiorentina yani bu sezon özellikle kadro kalitesini korudu. Birkaç da ekleme yaptı. Çok güzel bir oyun ritmi yakaladı. Yani takımın kimyası çok iyi. Kulüp Buruj'u deplasmanda de evinde yani Kulüp Ruj Diyatbasman'da ezildi biraz oyun olarak. Fakat maç 3-2 bitti. Yani ona rağmen 2 tane gol atmasını bildi. Puan durumuna baktığımız zaman da kendi liginde de şampiyonluk turunda Anderlet'le gidiyorsa maç yapıyor Aga. Antalya'da Kulüp Buruj. Kulüp Buruj yorgun olabilir fakat ben burada diyorum ki deplasmanda da olsa Kulüp Buruj bir yarıyı kazanır diyorum. Deplasman yarı kazanan oranı idealden değerlendirilir. Hatta mücadeleyi de kazanması gerekiyor. Kazanması zor olabilir ama şöyle tek farklı bir Kulüp Buruj galibiyeti değerlendirilir. Biraz daha yüksek orandan Mastun 2. Şöyle handikaptan da handikap 0 yani tek farklı kulüp Burcu galibiyeti de 2.85 gibi de bir oran olduğunu belirtelim isteyenler değerlendirebilir. Diğer mücadeleme geçeyim. Chelsea ile West Ham mücadelesi. Chelsea mücadelesi de Chelsea geçen hafta son mücadelesinde Tottenham'a karşı galip geldi. 2-0'lık skorla kazanmasını bildik. Biz o perşembe günü değerlendirmiştik. Canlılarından değerlendirdik. Maç önü ana kombinyanında Chelsea yarı kazanır vardı. Her türlü aldık. West Ham'la oynayacaklar. West Ham son mücadelesinde Liverpool'a çelme taktı. Liverpool'da zaten işler yoluna gitmiyor. 2-2 berabere kaldı. Şöyle olacaktır. Chelsea zaten ya çok net pozisyonlar bulabiliyor. Ben West Ham'da da pozisyonları bulacağını özellikle geçiş ve kontrol birlikte Antonio'yu beslerlerse burada West Ham tarafından da gol bekliyorum. Mücadelenin skor beklentisi 2-2 ayarında. Golü bir mücadele bekleniyor açıkçası. Ben de burada hem var hem de üst olarak da oranı biraz daha ideal seviyeye getirmek istedim. Var ve üst olarak değerlendirdim. Altmar'la Twente mücadelesi. Zirve yarışında da önemli aslında. Üçüncülük, dördüncülük Avrupa'ya gitme, konferans ligine gitme için de önemli karşılaşma. Şöyle gösterdiğiniz zaman da şampiyonlar ligi elemesi, Avrupa ligi elemesi önemli bir mücadele. Twente'nin burada önünde fakat Altmar kendi evinde güzel bir mücadele bekliyorum ben. Özellikle ilk yarıdan Altmar bastıracaklar. Bu bastırmayla birlikte Twente de gol bulabilir. Ben burada güzel gollere gittim. Maçın beklentisini söyleyeyim ben sizlere. KG var olan da bu arada 1.50, 1.50'nin üstünde bir oran. Maçın beklentisi de 3-2'lik Alkmaar galibiyeti. Bunu oranla neler yapabiliriz diye baktığım zaman da ben şöyle e, zaten var bekliyoruz idealden. Ev sahibinin 1.5 üstüne de ekstra kendi evinde olması avantajı ve yenmek için saldıracaktır, risk alacaktır. Mücadelenin 2 ikisi hatta 3-2 beklentisi doğrultusunda da gidebilir. Ev sahibi 1.5 üstü ben bence 2-1 Atman alabilir. 2 x de yok değil açıkçası. Liverpool'la Tottenham. Agalar bu maçın maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten yani de. Yorumları yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Öncelikle Liverpool'da işler yolunda değil. Klopp'la Sala. Hatta ceza dakika 76'dan mı 79'dan mı ne Sala oynanırken de bir tartıştılar. Hoca zaten bıraktı. Seneye de Arnett Slot. Arnett Slot olacak takımın başında Liverpool'da. Tottenham'da yani çok zor bir fikstürü vardı. Bu fikstürden iyi çıkamıyor. Çok iyi postacı oluyla birlikte iyi başlamıştı ama bu fikstürden çok iyi çıkamıyor. Son mücadelesinde Chelsea'ye karşı çok da pozisyon buldular ama değerlendiremediler aga. Liverpool'la oynayacaklar yine tempolu bir mücadele, gollü bir maç izleyebiliriz. Fakat oran alamazsınız. Bu oran alamadığınız için sıkıntı. Ben bir korner maç olarak değerlendiriyorum. Öncelikle korner olarak değerlendirebiliriz bu mücadeleyi. Onun dışında korner idealden önerebilirim. 9.5 varsa 9.5 değerlendirilir. Biraz daha yüksek oranlarında mücadelede de gelecek. ilk yarıdan 1.5 üst zaten değerlendirebilir. Tempolu yani ilk yarı burada 6 tane falan net gol pozisyonu izleriz. 2 tanesi girerse ilk yarı 1.5 üstü 1.60 bandından da değerlendirmiş oluruz. Galatasaray ile Sivas Spor mücadelesi. Galatasaray Spor'da Bülent Uygun'un yapmış olduğu açıklamalar var zaten. Takip etmişsinizdir belki gündemden. Galatasaray'dan puan veya puanlar almak istiyorum tarzında. Galatasaray zaten şampiyonluk modunu açtı. Kendi evinde galip gelme ihtimali çok yüksek. Fakat oran yok aga. Yani Galatasaray'da son maçlarda görmüşsünüzdür. Mustera çok taşıyor. Benim burada tek tercihim var aga. Sivas'ın atacağı bir gol. Onun dışında Galatasaray burada galip gelse bile. Yani galip gelme ihtimali çok yüksek de hiç oran yok. Şampiyonluk modu da açılmışken ben burada alacağım. Bu riski de alırım. Sivas'ın atacağı bir gole burada 1.66 oran vardı. Oran 1.62'ye kadar düşmüş. Bence değerlendirilir risk kuponlarda. Sivas'ın bir golü ve özellikle manajın performansı da inanılmaz. Sivas'ın bir golü 1.62. Alacağım tek tercihtir. Milan, Cenova ile karşılaşıyor. E, Cenova zaten orta sıralarda takılıyor. Milan'da da birkaç tane kart cezası isimler var. Fakat bu kart cezası isimler hücumda değil. Ben burada Milan tarafındayım ve Pioli ile de sezon sonunda zaten yollar ayrılacak öyle haberler gördüm. Tam net midir değil midir bilmiyorum ama Milan'ın kendi evinde taraftan birlikte artık son maçlar. Lig bitiyor. Efsa 1.5 üst. Ben burada Milan'ın atacağı 2 golü idealden değerlendirdim. Başka orada bir tercih almadım. Son mücadelem Braga ile Kasapiyen mücadelesi. Braga'nın da bir iddiası olduğu için aldım. Son maçlar hata yapmaması gereken maçlar burada. Şöyle bakıyoruz Braga'ya son mücadelesinde mesela Benfica'ya yenildi zaten. Şimdi 3. olma şansları var mı? Var aga. Porto'yu geçme ihtimali Avrupa'ya ona göre Avrupa Ligi Konferans Ligi Avrupa'ya gitmek isteyecektir. Ben Braga'nın burada galip gelmesini bekliyorum ama oran yok. Bu galibiyeti biraz daha taşlandırmak lazım. 4.5 altında bir şeklinde. Bence 2-1 ayarında. Benim skorumda doğrudan 2-1. Burada Braga'nın galibiyeti 4.5 altında 1'in oranında 1 ile 4 gibi oranlarla da değerlendirebiliriz. Toplamda 2-4-6 7 adet mücadelem var. İdealden yüksek olanlardan anlatmaya çalıştım. Güzel geçer umarım. Gecenin bir yarısı çekiyorum. Sesim biraz soğuk çıkabilir. Ama aynı şekilde şunu söyleyeyim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.